Herkese merhaba. Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya'yı haritada gözden kaçırmak neredeyse imkansızdır. Baltık Denizi'nden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan Rusya Federasyonu, Güney Amerika ile neredeyse aynı büyüklüktedir. Rusya o kadar büyüktür ki, Norveç ve Kuzey Kore gibi birbirinden kilometrelerce uzak bu ülkeleri çevrelemektedir. Ayrıca ülke, ekvatorda çok geniş bir yer kapladığından 9 farklı zaman dilimi kullanıyor. Ancak ülkenin ana kısmı fazlasıyla büyük olduğundan Avrupa'nın batısında bulunan Rusya'nın küçük bir parçasını çoğumuz gözden kaçırabiliriz. Rusya Federasyonu'na ait olan bu kısım Kaliningrad şehridir. Burası Litvanya, Letonya ve Beyaz Rusya devletlerine 370 kilometrelik bir uzaklıkta bulunan bir bölgedir. Yaklaşık 1 milyon Rus ülkelerinden izole olmuş bir şekilde burada Kaliningrad'da yaşıyor. Avrupa kıtasında bulunan bu bölgenin güneydoğusunda Polonya, kuzeydoğusunda Litvanya ve batısında ise Baltık Denizi bulunmaktadır. Kaliningrad'da yaşayan Ruslar, karayolu aracılığıyla anakara arasında gidip gelmek istiyorlarsa 3 farklı ülkeden geçmeleri gerekmektedir. Veya bunun yerine Baltık Denizi ve Finlandiya Körfezi üzerinden Rusya'nın en büyük ikinci şehri olan Petersburg'a giden bir feribota veya uçağa da binebilirler. Bu durum, bir nevi Kaliningrad bölgesini Avrupa Birliği'nin tam ortasında, NATO'yu yakında inceleyebilecek bir Rus ileri karakolu yapıyor. Kaliningrad şehri, Rus-Baltık filosunun ana karargahıdır. Bu nedenle, önemli miktarda Rus deniz ve hava gücüne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilk işgal edip kontrolü altına aldığından beri, Avrupa Birliği tarafından Batı yaptırımlarına maruz kaldı. Bu olaydan sonra Ruslar, Varşova, Berlin, Kopenhag ve Stockholm gibi büyük Avrupa başkentlerini nükleer silahlı füzelerle vurabilecek neoblastlı balistik füze sistemleri olan İskander füzeleri konuşlandırmaya başladılar. Belki de NATO ve Avrupa Birliği açısından en endişe verici olan şey, Kaliningrad bölgesinin kendisi değil de Rusya'nın müttefiki olan Beyaz Rusya ile arasındaki 65 kilometrelik dar uçurumdur. NATO gelecekte kendisini Rusya ile sıcak bir çatışmanın içinde bulursa, bu dar uçurum Rus ordusuna hem Kaliningrad hem de Beyaz Rusya arasındaki boşlukta hızla ilerleme potansiyeli verebilir. Ayrıca Polonya sınırında bir savunma pozisyonu bile sağlayabilir. Böylece Rusya düşmanlarını tamamen bölgeden uzaklaştırabilir. Aynı zamanda Kaliningrad'da konuşlanmış Baltık filosu ve İskander füzeleri, Avrupa Birliği'nin Baltık ülkelerine herhangi bir gemi yardımı yapmasını da kolaylıkla engelleyebilir. Peki Avrupa'nın içerisinde yüzlerce kilometrelik bu küçük toprak parçası ilk etapta nasıl Ruslara ait oldu? Kaliningrad, Rusların eline geçmeden önce 700 yıllık tarihi boyunca Almanya'ya bağlı olmuştu. Bölge o zamanlar Königsberg ve Doğu Prusya olarak biliniyordu. 13. yüzyılın ortalarında Cermen şövalyeleri tarafından kurulan şehir, yüzyıllarca Prusya'nın başkenti olarak hizmet etti. Königsberg, Almanya'nın en doğusunda bulunan en büyük şehir olmasına rağmen 1701 yılında başkentleri batıya yani Berlin'e taşınmıştı. 2,5 yüzyıl sonra 1758'de Ruslar Königsberg'i işgal etmişti. Fakat bu sadece 1762'ye kadar sürmüştü. Bu şehir, sonraki 183 yıl boyunca, yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar büyük bir Alman şehri olarak kalmaya devam etmişti. 1944 yılının Ağustos ayında Naziler Avrupa'da tam bir geri çekilme halindeydi ve Sovyet Kızıl Ordusu Alman Doğu Prusya sınırlarına henüz ulaşmıştı. O zamanlar bölgede 2,5 milyondan fazla Alman sivil yaşıyordu. Nazi hükümeti hızla ilerleyen Sovyetlerden kaçmak için batıya tam ölçekli tahliyelerini organize etmeye başladı. Ancak zaman geçtikçe bu tahliye daha çok kaotik bir kaçışa dönüşmüştü. İngiliz bombardıman uçakları ve Sovyet Kızıl Ordusu'ndan gelen ezici bombalardan sonra yaklaşık 2 milyon Alman umutsuzca batıya kaçmaya çalıştı. Bu devasa bombalamadan sonra Königsberg şehri neredeyse tamamen yok edildi ve moloz yığınına dönüştü. Avrupa'daki savaşın bitiminden haftalar önce 1945 Nisan'ında Königsberg Sovyetler tarafından tamamen işgal edilmişti. Savaş bittikten sonra Galip Müttefik Birliği tarafından Almanya'nın yeni sınırı Oder ve Nisi şehri olarak belirlendi. Ayrıca bu nehirlerin doğusundaki tüm savaş öncesi Alman toprakları ya Polonya'ya ya da Sovyetler Birliği'ne verilecekti. Buna savaştan önce Almanya'nın bir bölgesi olan tüm Doğu Prusya da dahildi. Doğu Prusya, Polonya ve Sovyetler Birliği arasında paylaşıldı. Sadece en kuzeydeki parçası Litvanya'ya verilmişti.
Königsberg şehri de dahil olmak üzere merkezi çoğu kısım Rusya Sovyet Cumhuriyeti'ne gitmişti. Königsberg daha sonra Bolşevik devrimci Mihail Kalin'in onuruna Kaliningrad olarak yeniden adlandırıldı. Sovyet saldırısı sırasında kaçamayan 600 bin kadar Alman zorla Doğu Almanya'ya sürüldü. Ve Kaliningrad bölgesi birkaç yıl içinde etnik Ruslar ve Ukraynalılarla kitlesel olarak yeniden dolduruldu. 1950 yılında Kaliningrad bölgesi Beyaz Rusya, Litvanya ve Letonya Sovyet Cumhuriyetleri yerine daha büyük Sovyetler Birliği içindeki Rus Sovyet Cumhuriyeti'nin bir adası olarak sayılmaya başlamıştı. Ancak o zamanlar tüm bu ülkeler Sovyetler Birliği'nin bir parçası olduğu için bu konu pek önemli değildi. Kaliningrad'ı Litvanya Sovyet Cumhuriyeti'ne vermek iç yönetim açısından daha mantıklı olabilirdi. Ancak Stalin bazı nedenlerden dolayı bu şehri Rusya'nın bir bölgesi olarak tutmayı seçmişti. Öyle ki 3 Baltık Devleti 1940'ta Kızıl Ordu tarafından işgal edilip boyun eğdirildikten sonra Sovyetler Birliği'nin yakın zamanda zorla bir parçası olmuştu. Yani Kaliningrad'ı Rus-Sovyet Cumhuriyeti içinde tutmak, Litvanya'yı ve diğer Baltık devletlerini daha da izole edecekti. Üstelik Kaliningrad şehrinin şimdi Sovyet donanmasına sağladığı buzsuz liman, potansiyel olarak sadakatsiz Litvanyalıların ellerine bırakılamayacak kadar değerli kabul edildi. İlginç bir şekilde Stalin öldükten sonra halefi Nikita Kruşçev, Litvanyalılara Kaliningrad'ı yönetmelerini teklif etti. Ancak belki de onlarca yıllık öngörüyle Litvanya'nın ilk bakanı teklifi kabul etmenin aniden cumhuriyete yaklaşık 1 milyon etnik Rus ekleyeceği ve Litvanya'yı yaklaşık 3'te 1'i kadar Rus yapacağı endişesiyle reddetti. Litvanyalılar tarafından alınan bu karar muhtemelen son derece akıllıca bir karardı. Soğuk Savaş'ın onlarca yılı boyunca Sovyetler Kaliningrad'ı çok önemli bir Sovyet donanma tesisine dönüştürdü ve şehri tüm yabancılara kapattı. Şehir enkazdan yeniden inşa edildi ve tam anlamıyla bir Sovyet şehrine dönüştürüldü. 1990'da Soğuk Savaş sona erdiğinde Doğu ve Batı Almanya'sı yeniden birleşiyor ve Sovyetler Birliği ise çöküyordu. Ancak Kaliningrad, eski Rus topraklarının tamamını miras alan yeni kurulmuş Rusya Federasyonu'nun bir parçası olarak kalmaya devam ediyordu. 2010 yılında yaşanan olaylardan 10 yıl sonra Alman dergisi Der Spiegel, 1990'da ülke aktif olarak yeniden birleşirken Sovyetlerin Kaliningrad'ı Almanlara geri teklif ettiğini iddia eden bir haber yayınladı. Zamanın Sovyet lideri Mihail Gorbaçov tarafından bu iddia reddedildi. Teklif gerçekten yapılmış olsa bile Almanların çeşitli nedenlerden dolayı bu teklifi reddettiği açıktır. Öyle ki teklifin yapıldığı iddiası gündeme geldiği sırada Batı Almanya 2. Dünya Savaşı'nın galip müttefikleriyle Doğu Almanya ile birleşmesinin şartlarını aktif olarak müzakere ediyordu. Dönemin İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher bu duruma sonuna kadar karşı çıktı. Hatta Almanya'nın 1937 dönemi savaş öncesi sınırlarının bir haritasını diğerlerine Alman sorunu olarak adlandırdığı şeyi göstermek için çantasında taşımaya başladı. Thatcher, Batı ve Doğu Almanya yeniden birleşirse kaybettikleri Königsberg'i geri alabilecekleri düşüncesiyle bayağı endişeliydi. Hatta Thatcher, Almanya'nın Polonya ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen Oder ve Nesi nehirlerinin doğusundaki eski topraklarını geri almaya başlayacaklarını da düşünüyordu. Bunu düşünen tek kişi Thatcher değildi. Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand da buna çok benzer endişelere sahipti. Öyle ki her iki devlet başkanı da yeniden birleşmenin gerçekleşmesini durdurmak için doğrudan Sovyet lideri Gorbaçov'a başvurdu. Almanya bu ülkeleri sakinleştirmek ve onların güvenlerini kazanmak için Batı Almanya, Doğu Almanya ve yalnızca Berlin toprakları ile birleşip bir Alman devleti olacağına söz veren bir anlaşma imzaladı. Almanya, Polonya ile Oder-Neisse sınırını Alman devletinin en doğu sınırı olarak tanımlayan ve bir zamanlar daha doğuda Almanya'ya ait olan topraklar üzerindeki tüm haklarından feragat eden bir anlaşma imzaladı. Hatta Almanya kendi temel yasasını bile değiştirdi. Böylece yabancı bir oluşumdan ülkeye katılmak için herhangi bir başvuru veya teklif kabul etmek yasal olarak suç sayılacaktı. Ayrıca Königsberg ve Doğu Prusya dışında artık herhangi bir Alman şehri bulunmuyordu. Eğer Almanya Kaliningrad'ı 1990'da kabul etseydi, 1950'lerde Litvanyalılarla aynı büyük sorunu yaşayacaklardı. Bu gölgede yaşayan ve burayı evleri olarak adlandıran 1 milyon Rus da ne yapacaklardı? Bu nedenle eğer Sovyetler Birliği Almanya'ya gerçekten Königsberg'i teklif etseydi ve Almanlar da bu teklifi kabul etselerdi, muhtemelen bu durum Londra ve Paris'te felaket zillerinin çalmasına sebep olacaktı. Böylece bu ülkeler Berlin'e ve Almanya'nın gelecekteki birleşmesine karşı düşmanca bir tutum sergileyecekti.
Belki de bu yüzden Ruslar Batı Avrupa siyasetini istikrarsızlaştırmak için gerçekten bu teklifi yapmış olabilirler. Ancak her ne olursa olsun Almanya bu teklifi reddetti ya da teklif hiç yapılmadı ve Kaliningrad Rusya'nın geri kalanından giderek daha fazla izole olmasına rağmen o zamandan beri Rus olarak kaldı. 1991 yılında da Sovyetler Birliği çöktüğünde aniden Kaliningrad Anakara'dan yüzlerce kilometre uzakta Rusya'nın tamamen ayrılmış bir dış bölgesi haline geldi. Ruslar bu izolasyonu aşmak için Kaliningrad'ı özel ekonomik bölge olarak adlandırdılar ve bölgenin her türlü vergi ve harçtan muaf ticaret yapmasını sağladılar. Planları Rusya'nın Avrupa ekonomisine en yakın büyük şehri olan Kaliningrad'ı Hong Kong'un Baltık versiyonuna dönüştürmekti. Ancak işler Rusya'nın istediği gibi gitmedi. Polonya 1999 yılında NATO'ya katılmıştı. Bunun ardından Polonya ve Litvanya 2004 yılında hem Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya katılmış oldu. NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı ve 2014'te de Kırım'ı ilhak etmesinden sonra Kaliningrad özel ekonomik bölgesini Batı'nın derinliklerinde bıraktı. Avrupa Birliği Moskova'ya ilk başta ekonomik yaptırımlar uyguladı. Ardından Kaliningrad'ın en büyük gücü olan Avrupa'ya yakınlığı aynı zamanda en büyük zayıflığı haline geldi. Kaliningrad'ın kazançları o zamandan beri kurudu. Bugün Kaliningrad'da yaşayan Rusların ortalama maaşı ayda sadece 400 dolar civarındadır. Ayda yaklaşık maaşı 1500 dolar civarı olan Rusya'nın önemli ölçüde altında kalan Kaliningrad bölgesi, Rusya'nın toplam gayri safi milli hasılasının %1'ini bile yakalayamamıştı. Bir nevi bu bölgeyi kaybetmenin finansal maliyeti genel olarak oldukça düşük olacaktı. Ancak bu videonun başında belirttiğimiz gibi Rusya, Kaliningrad'ı para ve tarihi nedeniyle istemiyor. Rusların bu bölgeyi istemesinin tek nedeni, Batı ile herhangi bir olası çatışma sırasında Rus silahlı kuvvetlerine sağlayacağı coğrafi katkılardandır. Bu bölge, Rus anakarasına Batı kaynaklı saldırılara karşı erken uyarı istasyonu olarak hizmet ederken, aynı zamanda anakaradan ilerleyen Rus jetleri için ileri hava savunma üssü görevi görebilir. Ayrıca bu bölge sayesinde Rusya'nın Kaliningrad ve Baltis kıyısında bulunan buzsuz limanları Baltık filosunun karargahı olarak kullanılabilir ve Ruslara giderek bir NATO gölü haline gelen Baltık denizinde faaliyet gösterme olanağı sağlayabilirdi. Hem İsveç'in hem de Finlandiya'nın yakın bir zamanda NATO ittifakına kabul edilme şansının yüksek olmasıyla birlikte Rusya'nın Petersburg çevresindeki küçük kıyı şeridi dışında Baltık denizinin tamamına NATO hakim olacaktır. Fakat Rusya'nın ikinci büyük şehri Petersburg ve Kaliningrad, Ruslara hem Finlandiya körfezinde hem de Baltık'ta deniz manevraları yapma olanağı sağlarken aynı zamanda Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya hatta İsveç kıyılarının büyük bir kısmını bir nevi kapalı tutuyor. Ve son olarak Kaliningrad, Beyaz Rusya'nın Kremlin'e olan dostluğunu destekleyerek Rus ordusuna Polonya ve Litvanya üzerinden Dar Suvalki koridoru boyunca bir kıskaç saldırısı yapma seçeneği de veriyor. Eğer gelecekte bir savaş çıkacak olursa, bu kanal sayesinde Rusya 3 Baltık devletini NATO ittifakının geri kalanından tamamen izole edecektir. Adı ister Kaliningrad ister Königsberg olsun, bu şehir tamamen iniş ve çıkışlarla dolu uzun, trajik ve büyüleyici bir tarihe sahiptir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.